Herkese merhaba. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği'nin talebi üzerinden ve Bilgi Yayın Evi'nin de izniyle size bugün Eğer Bir Fareciye Kurabiye Verirsen adlı kitabı okuyacağım. Laura Nomaroff'un yazdığı ve Felicia Bond'un resimlediği bir kitap. Türkçe'ye de Yasemin Yener tarafından çevriliyor. Benim çok keyif alarak dinlediğim ve okuduğum bir kitap. Eğer bir fareciye kurabiye verirsen yanında bir bardak da süt isteyecek. Sütü verdiğin zaman muhtemelen bir de pipet isteyecek. Sütünü bitirince peçete isteyecek. Ondan sonra sütten bıyığı olmuş mu diye aynaya bakmak isteyecek. Aynaya bakınca tüylerini kırpma zamanı geldiğini fark edecek. O yüzden senden bir tırnak makası isteyecek. Tüylerini kırpmayı bitirince ortalığı süpürmek için süpürge isteyecek. Etrafı süpürmeye başlayacak. Kendini kaptırıp evin her odasını süpürebilir. Hatta yerleri bile silebilir. İşi bitince muhtemelen kestirmek isteyecek. Ona içinde örtü ve yastık olan bir kutu hazırlaman gerekecek. Kutunun içine kıvrılıp rahatına bakacak, yastığı birkaç kez kabartacak, ona bir de masal okumanı isteyecek. Böylece ona kendi kitaplarından birini okuyacaksın. Resimlerine bakmak isteyecek. Resimlere bakınca öyle heyecanlanacak ki o da resim yapmak isteyecek. Senden kağıt ve pastel boya isteyecek. Resim yapacak. Resim bitince imzasını atmak isteyecek. Ama tükenmez kalemle. Sonra resmini buzdolabının üstüne asmak isteyecek. Bu da demek oluyor ki banda ihtiyacı olacak. Resmini asıp şöyle bir bakmak için geriye çekilecek. Buzdolabına bakmak ona susadığını anımsatacak. Böylece senden bir bardak süt isteyecek. Eğer senden bir bardak süt istiyorsa çok büyük olasılıkla yanında kesin bir de kurabiye isteyecek. Burada sona erdi kitabımız.